Türkiye, son yıllarda savunma sanayisi alanında önemli adımlar atmış ve hava araçları konusunda büyük atılımlar gerçekleştirmiştir. Bu süreçte dikkat çeken en önemli gelişme, Türkiye'nin kendi milli savaş uçağını üretme ve kullanma hedefine odaklanması. Milli Savaş Uçağı projesi, Türk mühendislerinin ve savunma sanayisi profesyonellerinin ortak çalışmalarıyla şekillenmektedir. Bu büyük hedefe ulaşılana kadar Türkiye, Milli Savaş Uçağı K'nın seri üretime geçeceği süre zarfında ara uçak alımına yönelmiş durumda. Bu, ülkenin hava kuvvetlerinin modernizasyonu ve mevcut kabiliyetlerini güçlendirmesi adına stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. Ara uçak alımları, Türkiye'nin hava savunma kapasitesini artırmayı hedefleyen geçici bir önlem olarak değerlendirilebilir. Milli Savaş Uçağı K'nın projesi, Türkiye'nin sadece teknolojik anlamda değil, aynı zamanda savunma sanayisi açısından da bağımsızlığını pekiştirmesini amaçlamakta. Türk savunma sanayisi, yerli ve milli uçak projeleri ile küresel arenada daha etkin ve rekabetçi bir konuma ulaşmayı hedeflemektedir. Türkiye'nin bu hamlesi, sadece kendi savunma ihtiyaçlarına cevap vermekle kalmayıp aynı zamanda ülkenin ekonomik ve endüstriyel kalkınmasına da katkı sağlamaktadır. Milli Savaş Uçağı K'nın başarılı bir şekilde seri üretime geçirilmesi, Türkiye'nin savunma sanayi yeteneklerini daha da güçlendirecek ve ülkeyi kendi hava araçlarını üretebilen bir ülke konumuna getirecektir. Bu süreç gelene kadar ise, yeni bir uçak alımı elzem durumda. f.sdf.sd.f.sdf.sdf. Türkiye'nin savunma sanayisindeki dinamizmi, Eurofighter talebinin Almanya tarafından engellenmesi sonrasında yeni ufuklara yelken açmış durumda. Hindistan merkezli Eurasian haber sitesinin raporuna göre, Türkiye, Eurofighter konusundaki 40 uçak talebini Alman vetosuyla karşılaşınca, savaş uçakları konusunda alternatif arayışlarına hız verdi. Dördüncü nesil savaş uçakları pazarında liderliği elinde bulunduran Fransız yapımı Dassault Rafale ve İsveç yapımı Saab Gripen'in ABD ve Almanya kaynaklı parçalar içermesi, Türkiye için uygun bir tercih olmasını engelliyor. Bununla birlikte, Rus S-400 hava savunma sistemine olan bağlılık da Türkiye'yi Rus yapımı savaş uçaklarından uzaklaştırdığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce dile getirdiği Rus yapımı Su-35 ve Su-57'ye olan ilgi, teknik ve entegrasyon zorlukları nedeniyle sınırlı kalmış durumda. Rus savaş uçaklarının mevcut ABD kaynaklı askeri donanımla entegrasyonu pahalı ve zorlu bir süreç olarak öne çıktığı vurgulandı. Ancak, Türkiye'nin savaş uçakları konusundaki ilgisi sadece Eurofighter ile sınırlı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Biz cevabımızı çoktan verdik" diyerek Ankara'nın seçeneklerini değerlendirdiğini belirtti. Bu çerçevede, NATO'ya meydan okuyarak Çin-Pakistan yapımı JF-17 Thunder'ı tercih etme olasılığının gündemde olduğu vurgulanıyor. Bu seçenek, mevcut mühimmatla entegrasyonun zorlu olmasına rağmen, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin teknolojik olarak daha gelişmiş savaş uçağı filosuna karşı bir denge sağlamasına yardımcı olabileceği söyleniyor. Hindistan merkezli haber sitesine göre, Yunan Hava Kuvvetleri'nin daha gelişmiş olduğu vurgulansa da mevcut durum tam tersi vaziyette. Haberin tamamını verdikten sonra bu konuyu biraz daha detaylı bir şekilde analiz edelim. Öte yandan, Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı 4,5 nesil Dassault Rafale avcı uçaklarının teslimatı, Atina'nın hava savunma kabiliyetini artırmak adına önemli bir adım olarak öne çıktığı belirtiliyor. Bu durumun, bölgesel dengeyi etkileyebilecek nitelikte olduğu vurgulanıyor. Bazı medya sitelerinde de, Türkiye'nin eskiyen F-16'larının yerine geçecek uygun bir seçenek arayışında Pakistan'ın JF-17'si öne çıkıyor. Pakistan Hava Kuvvetleri, terörle mücadele operasyonları için JF-17'yi başarıyla kullanmış durumda. F-16'nın aksine, JF-17 kısa menzilli havadan havaya füzeler, güdümlü bombalar ve süpersonik gemi savar füzeleri gibi çeşitli Çin silahlarını taşıma kapasitesine sahiptir. Ayrıca, elektro-optik, kızılötesi sensörler ve kendini savunma jammerları gibi özelliklerle donatılabilen harici podlar üzerinde de esneklik sunduğu bilgisi aktarılıyor. Sonuç olarak, Türkiye'nin savunma sanayisindeki dinamizmi ve stratejik tercihleri, uluslararası arenada dikkatle takip ediliyor. Eurofighter engeline rağmen, Türkiye'nin yeni stratejik ortaklar ve teknolojik alternatifler konusunda nasıl bir yol izleyeceğini görmenin heyecan verici olduğu vurgulanıyor. Türkiye'nin hava gücüyle Yunanistan'ın hava gücü karşılaştırılırken genellikle gözden kaçan kritik noktalar bulunmaktadır. Yunanistan'ın Fransa'dan yeni uçaklar alması öne çıkan bir gelişme olsa da, bu uçakların çoğunun eski modellerden oluştuğunu ve sayıca sınırlı olduğunu unutmamak önemlidir. Hava gücü karşılaştırmalarında sadece uçaklara odaklanmak, gerçek potansiyeli tam anlamıyla yansıtmayabilir.
Buradan bakıldığında bile, Türkiye'nin uçak sayısı Yunan filosundan kat kat fazla durumda. Türkiye'nin zengin uçak filosu, sadece sayı olarak değil, aynı zamanda elektronik harp sistemleri kullanarak hava sahasını etkili bir şekilde kapatabilme yeteneğiyle de dikkat çekmektedir. Türkiye için uçak alımı elzemdir evet, ama Yunanistan karşısında değil. Çünkü, TUSAŞ tarafından modernize edilen F-16'lar bile emin olun Yunan uçaklarından daha teknolojik durumda. Ayrıca, S-400 gibi güçlü hava savunma sistemleri ve yerli siper hava savunma sistemleriyle Türkiye, hava tehditlerine karşı etkili bir koruma sağlamaktadır. Deniz gücü açısından Türkiye'nin hava muhrip gemilerini sahaya indirmesi, savunma yeteneklerini denizde de güçlendirdiğini göstermektedir. Ayrıca, insansız jetler ve hava araçlarıyla Türkiye'nin stratejik konumda rakiplerinden öne geçtiğini söylemek mümkündür. Yakın bir gelecekte kendi milli savaş uçağıyla sahaya inecek olması, Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlık hedefine ulaşma yolunda attığı bir diğer önemli adımdır. Bu gelişmeler karşısında, Yunanistan'ın savunma şirketlerinin zor durumda olduğu ve gerçek bir savaş durumunda Türkiye karşısında ciddi bir mücadele şansının olmadığı bir gerçek. Yunanistan'ın batılı ülkelerden eski uçakları gövde gösterisi için talep etmesi, gerçek savaş koşullarında onları yarı yolda bırakacak bir anlaşma olduğu güçlü bir iddia olarak da yeni Rafale'lerin teslim edilmesiyle her geçen zaman daha da güçleniyor.